Merhaba arkadaşlar, ben Asaf Samet Bayraktar. Yeni Şafak Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Yanımda Yeni Şafak Spor editörlerinden Ömer Çelikbaşı var. Transferin sıcak gündeminin başlıklarını ele alacağız ama Ömer dün Fenerbahçe'nin konferanstaki ön eleme maçındaydı. Nasıl bir maç oldu? Onunla bir başlayalım. Sonrasında devam ederiz transferle. Aslında sosyal medyadaki bu hani 5-0'lık skora baktığımız zaman biraz sanki taraftarlar çok fazla takımı abartıyorlarmış gibi geliyor Çünkü şöyle bir durum var, takım Fenerbahçe sonuçta 3-4 belki 5 görmek daha aşağıda olan bir takımdı. O yüzden çok da fazla skora bakmamak lazım ama Tadiç gibi oyuncunun da oyuna katkısını gördükten sonra diyoruz ki Fenerbahçe iyi ki bu transferi yapmış. Çünkü ben uzun zaman sonra Arda Güler'i dışarıda bırakıyorum. Oyuna bu kadar etki eden, bu kadar katkı sağlayan, takım arkadaşlarını toparlayan, yeri geldiğinde taraftarı gaza getiren hareketler yapan bir 10 numara son zamanlarda Fenerbahçe'de hatırlamıyorum. O konuda Tadiç çok iyiydi. Genel olarak takım çok iyiydi. Tadiç iyiydi, Ceko iyiydi, Ryan Kent iyiydi. O sayı çok iyiydi ki Fenerbahçe'nin ligde üç yerli oyuncusu için sağ tarafa Mert Müldür ismini konuşuyorduk. Şimdi o sayının gelişiyle beraber, daha doğrusu o sayının performansıyla beraber sanki o sayı kolay kolay orada formayı bırakmayacakmış gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin şu anda sanki bir orta sahaya 6 ve 8 numara transferi muhakkak yapması gerekiyor. Çünkü Zimru bile çok kolay orta sahaya geçti. Madem bundan bahsettin 6-8 Zaits'i sormak istiyorum. E, transfer e, görüşmelerine başlamıştı Fenerbahçe Hı. ama hiçbir ee, onunla alakalı bilgi alamıyoruz şu son bir iki gündür. Bir de bunun ekseriyetinde bir yerli e, durumundan bahsettin. Fenerbahçe'de Livakovic gündemde ama böyle olursa kaleci tercihini de yabancıdan yana kullanmış olacak. Onun için e, oyun içi aksiyonlarda ve oyun hamlelerinde sanki yerlide bir problem olacak gibi. Livakovic'in durumu ne olacak? Zayt'sın durumu nedir? Ve Fenerbahçe'nin şu an birinci sırada transfer hedefinde hangi isim var? Zayt'dan başlayıp o şekilde ilerleyeyim. Zayt ile ilgili durum şu aslında. Fenerbahçe Haziran ayında oyuncuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Yani hem maaşta anlaşma sağladılar hem sürede anlaşma sağladılar. Fakat daha sonra önce gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Özellikle İtalya'dan çok ciddi teklifler vardı. Daha sonra İstanbul'da Fenerbahçe haricinde bazı kulüplerin İstanbul dışında da bazı kulüplerin yine devreye girdiğini görüşmeler yaptığını görüyoruz Artık Fenerbahçe Zayt'sın bir karar vermesini bekliyor ve Zayt'da bu bir hafta içerisinde, bu 4-5 gün içerisinde kararını kulüpler açıklayacak. Ya Fenerbahçe ya da diğer takıma gidecek. Şu anda yönetim zayitsin Fenerbahçe evet diyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin genel transfer gündemine baktığımızda ben yakın zamanda Fenerbahçe'nin 3 oyuncu açıklamasını bekliyorum. Livakovic, Cengiz Ünder ve Mert Müldür. Cengiz Ünder konusu şu şekilde Fenerbahçe oyuncuyla anlaşma sağladı. Sene 2-2,5 milyon euro civarında 2,5 2.4 milyon euro civarında bir maaş ödemesi yapılacak. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Orada da Fenerbahçe teklifi 8 milyon artı bonuslar. Ben yakın bir zamanda bu transferinde 8-9 maksimum 10 milyon euro civarında biteceğini düşünüyorum. Sosyal medyada yazılı gibi 20 milyon eurolar öyle bir dünya yok. Livakovic konusu var. Fenerbahçe oyuncu ile zaten her türlü anlaşma sağladı. Kulübü ve menajerin ekstra istekleri vardı. Fenerbahçe bu ekstra isteklerin artık üstüne geçti. O da 7 milyon euro civarında bonsers ücretiyle beraber Fenerbahçe'ye katılmasını bekliyoruz için de. Yakın zamanda açıklama gelir. Diğeri de Mert Müldür. Mert konusunda da Fenerbahçe oyuncuyla anlaşması aldık. Oyuncunun zaten Fenerbahçe'li olduğunu biliyoruz. Sadece kulübünün sürekli olarak oyuncuya gelen diğer tekliflerden dolayı rakamı yükseltme bir çabası vardı. Fenerbahçe'de 3 milyon euronun altına bir rakamla Mert Müldür'ü kadrosuna katacak. Bu üç oyuncunun kısa zamanda açıklanmasını ben şahsen bekliyorum. Peki bu durumda Altay'ın geleceği ne olacak? Altay Fenerbahçe'de yedek kulübesinde bekler mi? Bekleyeceğini pek Altay bekleyemeyecek. Altay zaten teklifler var. İngiltere'de Manchester'ın adı geçiyor. Hollanda'da Ajax'ın adı geçiyor. Altay çok büyük ihtimalle takımda yollar ayrılacak. Şöyle bir durum var. Peki 3 yerli nasıl olacak? Bu çok büyük bir soru işareti. Cengiz geldi diyelim. Ferdi geldi. Zaten Ferdi oyunda. 2 yerli, 3. yerli kim olacak? Eğer Mert Müldür o sayıyı keserse Mert olur. Mert kesemezse şimdi orta saha için transferler var. Mesela Dominguez ismi geçiyor. Endombele'nin ismi geçiyor. Farklı farklı oyuncuların isimleri geçiyor. Sanki burada da hoca Serdar Aziz'i oyuna sokarak stoper tandeminde 3 yerliği sağlayacak gibi geliyor bana. Peki, İrfan e, Can Kahveci'nin durumuyla alakalı e, son dönemde performansı çok eleştirilmişti geçen sezonun son döneminde. Ama ben şunu görüyorum, bu yerli ihtiyacı e, durumunda İrfan'ın takımda kalabileceği bir ara söylentiler çıkmıştı. Şimdi çok yazılıp çizilmese de transfer sürecinin hala devam ettiğini Hı -hı. biliyoruz. E, takımla olan bağı vesairesi şusu busu herhalde onunla ilgili ekstra bir durum gerçekleşmez. Herhalde takımda kalır diyebiliriz onunla ya, alakalı. İrfan takımda kalacak. Mert Hakan takımda kalacak ki senin dediğin gibi bu yerli rotasyonda önemli oyuncular. Hatta Fenerbahçe yine orta saçı mesela Jorginho. Yani şeydeki arsındaki oyuncuyla görüşüyor. Endombe ile görüşüyor. Şimdi farklı farklı oyuncularla da görüşüyor. Bu oyuncuların yanında İrfan biraz daha sönük kalacak. Mert Hakan biraz daha mecburen sönük kalacak ama bu 3 yerli. Tabi oyun içi o, hamlelerinde mecbur. Mesela Emre Mor dün oyuna girdi. Sakatlandı. Hemen geri çıkmak zorunda kaldı. Emre Mor Cengiz'inler tarafında ben merak ediyorum. Çünkü her ne kadar aynı kanatta oynasalar da birbirlerine yine farklı oyuncular. Ben yine orada Cengiz'in de 3 yerden dolayı zaten kendi adamından dolayı Cengiz'in Fenerbahçe'de de başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela takıma girecek oyuncular da var. Rossen'in yakın zamanda ayrılmasını bekliyoruz. Arahan'ın ayrılmasını bekliyoruz. Gustavo Henike, Joao Pedro bu ilk başta Joshua King, Batshuayi'nin ayrılma ihtimali var. Dün maçtan çıkarken direkt soyunma odasına evet. gitmek istemiş, durdurmuşlar vesaire. Bunun sebebiyle alakalı ben pek bir şey görmedim ama. Bu sanki şey gibi hani geçtiğim sezon Galatasaray'da Gomis ya ben bu takım 3. forveti değilim. Hmm, Barış abi belki önce de. bir girmem lazım. Aynı şekilde sanki o da Batshuayi daha erken oyuna girmeyi bekliyordu. Oyuna 83-84'te girince oyuncuda da bir moral hmm, bozukluğu oldu. Joshua King'e bakalım mesela dün gol attıktan sonra hiç yüzü gülmedi. Sadece hemen gitti bu açığa. Topu aldı orta sahi, Oyun devam ettiler. Takım da 5. golünü atmışlardı. Yani burada Fenerbahçe'de bazı oyuncuların da sorun çıkartacağını görüyor gibiyiz. Evet. Galatasaray'a geçelim diyorum. Icardi'nin gelmesi artık netleşmiş gibi bekliyor. Biz bunu yaptığımız süre zarfında yarın olarak açıklanmıştı. Yarın gelmesi planlanıyor. Bunun haricinde Galatasaray'da e, şu anda öne çıkan isimler, e, konuşulan isimler biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Senin listenle başlayayım. Şu anda aslında en fazla konuşulan isimler Icardi. O dediğin gibi yarın gelmesini bekliyoruz. Fred var Manchester'dan. Raşit var. Zaten Galatasaray'ın bildiği geçtiğimiz sezon oynayan oyuncu. Evet. aynı zamanda Kerem Demirbay transferi var. Kerem Demirbay transferi çok önemli çünkü 3 yerli oyuncudan dolayı evet. Galatasaray'ın muhakkak emanet etmesi gerektiği isimlerden birisi. Orta Ki ben Kerem'in kısa sürede Galatasaray'ın transfer edeceğini düşünüyorum. Evet. E, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne tur atladıkça daha ciddi rakipler gelecektir. O işi bir an önce çözüp sadece yerli olarak düşünmüyorum. Oyuncu ve oyun kalitesi anlamında da e, Kerem Demirbay'ın böyle bir artısı olacaktır Galatasaray'a. Bu anlamda o transferin hızlı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ya şöyle düşünmek lazım. Mesela şimdi Galatasaray'da bir tarafta Kerem Aktürkoğlu var. E, Zaha geldi. Zaha'yı diğer kanada attık. 10 numaraya bu sefer Zaniolo'yu çektik. İleride yıkardı. E, full Dört oyuncu o zaman iki orta saha kalmış olacak. E Bir sürü evet. diğeri kim olacak şimdi? Fred olursa, Fred daha biraz da tamamlayıcı oyuncu. Bence o da Kerem Demirbay daha mantıklı olacaktır. Senin dediğin gibi Kerem'in de ben yakın zamanda açıklanmasını bekliyorum Galatasaray'da. Beşiktaş'la ilgili Ceyhun Kazancın istifası olmuştu. Bu Beşiktaş'ta transfer sürecini ne yönde etkiler? Buna bakmak lazım. Beşiktaş'ta transferler istenen transferler biraz geç oldu. Ee, şu anda ee, Rebiç'in ismi konuşuluyor, hı hı. en e, yakın o duruyor. E, başka e, kulağına gelen isimler var mı Rebiç harici? Rebiç'in üzerine de birkaç yorum alabilirim senden. Rebiç'in Çok önemli bir oyuncusu işte. Milan'da yaptıkları belli, İtalya'da yaptıkları belli. Şenol Hoca da zaten söyledi, yetiştirebilseydik maçın kadrosunda olacak evet, dedi. Evet. Oyuncu çalışmalarını sürdürüyor. O yüzden Rebic önemli bir kanıt oyuncusu. Ben Beşiktaş'ın da bir tarafta Gezal, diğer tarafta Rebiç. yani. Gezal biraz daha oyun kurucu, Rebiç biraz daha içe kat eden bir oyuncu. Ben başarılı olacağını düşünüyorum Rebic'in Beşiktaş'ta. Aynı zamanda şimdi isimlere de bakıyorum kaçırmayalım diye. Chamberlain ismi var Beşiktaş'ın orta sahada görüştü. Görüşmeler onun için de hala devam ediyor ama net bitti şeklinde söylemeyiz. Ama sosyal medyada çok fazla bu isim mesela Talişka ismi de var. Fenerbahçe için de geçiyor, Beşiktaş için de geçiyor. Ya yani şöyle bir durum var. Talişka Arabistan'da 11 milyon euro yakın maaş alıyor. Evet. Şimdi sen bu adamı kardeşime de gel ben de 6 milyon euro oyna. Diyemezsin. İkincisi bu sene eee sıra katılan isimler Suudi Arabistan liginin e, artık yeni perspektifi diyelim. Hı hı. E, bu artık orayı da bir çekici hale getirdi. Bu anlamda Talişka içinde hem para kazandı hem de marka isimlerle birlikte vitrine çıktı. E, bir e, lig haline geldi Suudi Arabistan. O anlamda ben Türkiye'ye gelişinin şimdilik zor olduğunu düşünüyorum Yok, Talişka için. Ben de sana katılıyorum yani ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne Galatasaray. Ne de diğer takımlarımız. Kimseye çalışıyor. gelmez. Kutunya vardı. ki Kutunya'da da da açıkladı zaten gelmeyecekti. Kutun ilk başta isteği 6,5 milyon euro ama açtı. E ne Beşiktaş verebilirdi ne başka bir takım. Evet, o yüzden kutuya yani. defteri de kapandı Beşiktaş'ın. Ben birkaç Trabzonspor'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Trabzonspor 20 yaşında Toçi Chukwani e, isimli evet. bir oyuncuyla ilgileniyor. Chukavani. Bu scout ekibinin ısrarla Trabzonspor'a önerdiği bir isim. Lingbi de Dan Danimarka Ligi'nde forma giyiyor. Geçen sezon Danimarka'dan Verona'ya İtalya'ya transferi sırasında Kalbinde bir üfürme problemi varmış ve bu sağlık testinden İtalya'da Geçememesi için bir nedenmiş ve İtalya'ya transferi olmamış Oyuncunun sağlık kontrolleriyle alakalı bir araştırma yapılıyor hem e, kardiyologlar, profesörler bununla alakalı bunun bir sorun teşkil edip etmeyeceği tartışılıyor Yetenekli bir oyuncu, yaşı çok genç Hatta ben çek etmek için bir daha bakıyorum 20 yaşında e, Hem ucuz maliyetli hem de e, bu anlamda e, genç olması hasabıyla Değerlendirilebilecek şekilde bakıyor heyet Trabzonspor'da Şu anda birinci gündem maddesinde o varmış gibi görünüyor Petkovic'in ismi çok uzadı forvet bölgesi için. E, Trabzonspor illa bir forvet takıma katmak istiyor. Ama e, dedi, daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Zagreb'le olan ilişkiler e, her kulüp için zor. Oyuncu almak çok zor. Çıkarmak çok zor. Orayla ilgili süreç uzamış durumda. Henüz netleşen hiçbir şey yok. E, Trabzonspor'da tabii ki Mislavors için sakatlığı daha resmi başa çıkmadan Trabzonspor önemli bir yara aldı. E, bunun haricinde ee, belki olabilirse ki daha doğrusu e, Hamşi'nin yerine 8 numara oynayabilecek O anlamda hem de bir e, beyin anlamında bir beyin olabilecek Trabzonspor bir krema yapmaya çalışacak e, Söylenen bazı isimler var e, ama çok absürt geliyor bana bazıları e, Süreç bunu gösterecek tam şekillenmiş orayla ilgili bir oyuncu ismi söylemeyeyim çünkü sadece sosyal medya dedikodusundan ibaret hiç böyle bilgi almıyoruz. Hiç böyle şeyler gelmiyor. O anlamda Trabzonspor için şu anda süreç biraz e, fırsat transferine doğru gibi gidiyor maliyetlerden dolayı diyeyim. Eklemek istediklerim varsa alayım. Bu fırsat transferi Fenerbahçe'de mesela bekliyor. Beşiktaş Galatasaray'da çünkü artık Ağustos oyuna itibaren lig bitimine yakın oyuncuların fiyatları düşüyor. Nasıl ki Fenerbahçe Batshuayi 12 milyon eurodan 3-4 milyon euro'lara kadar düşüp aldıysa evet. aynı şekilde diğer takımlar da bekleyecekler. O yüzden fırsat transferi bütün takımlar için oldukça önemli olacak. Evet, teşekkür ediyorum Ömer ben bilgilerin için. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Transfer gündeminin kalan sıcak günlerinde tekrardan birlikte olmak üzere.